Arkadaşlar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemiyle ilgili bir başka soru örneğimiz 2002 ÖSS'de çıkan sorulardan birisidir. Buna göre ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani 1. TBMM'nin durumlarından hangileri ulusalcı yani milliyetçi niteliğine kanıt olarak sayılabilir demiş. Şimdi baktığımızda öncelikle İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi ulusalcı anlayışa örnek olarak verilebilir. Yani birinci maddeyi kabul edebiliriz. Bazı vergileri arttırması bu ekonomik yani mali yapıyla alakalı bir durum. Dolayısıyla ulusalcı niteliği bir örnek olarak vergi arttırımını gösteremeyiz. Ancak yine misak-ı milliyi ilke edilmesi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam bağımsızlığı ilke edilmesiyle alakalıdır. Yine bu da milliyetçi yaklaşıma yani ulusalcı anlayışa örnek olarak gösterilebilir. Bu yüzden İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi ve misak-ı millinin ilke edilmesi ee, ulusalcılığa örnektir. Yani cevabımız 1 ve 3 çıkacaktır yani C şıkkı çıkacaktır. Evet bir başka sorumuz bu dönemde 2002 ÖSS'de çıkmış 1921 Anayasası ile ilgili yani Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile alakalı. 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yani 21 Anayasası'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri yalnız kendisini seçen ilin değil bütün milletin vekilidir maddesi yer almıştır. Şimdi bu madde ile milletvekili seçiminde oyların sayımını kolaylaştırma, birlik ve beraberliği sağlama Ulusal egemenliği pekiştirme öncülleri var. Hedeflerden hangilerine ulaşılmak istendiğinin göstergesidir diyor. Arkadaşlar, seçilen bir milletvekili sadece kendisini seçen ilin değil, tüm ülkenin milletvekili olarak kabul edilecekse burada hedeflenen savaş koşullarında birlik ve beraberliği güçlendirmek ve aynı zamanda halkın iradesini yani ulus egemenliğini pekiştirmekle alakalıdır. Ama milletvekili seçiminde oyların sayımını kolaylaştırmayı herhangi bir şekilde sağlamaz böyle bir madde. O yüzden 2 ve 3 olarak kabul edilecektir. Yani cevabımız E şıkkı çıkar. Bir başka örnek sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet kurulmasına ilişkin olarak kabul edilen ilkelerden bazıları şunlardır demiş. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur. Mecliste toplanan milli iradeyi doğrudan vatanın geleceğine egemen kılmak esastır. Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun esaslar içinde durumunu alır demiş. Bu ilkelerden hangileri halk egemenliğine dayanan bir hükümet kurulmasının planlandığını gösterir. Halk egemenliği yani ulusal iradeye dayalı bir hükümet kurulduğunun planlandığını gösterir demiş. Arkadaşlar halk egemenliğinin burada güçlü olduğunu biz birinci maddede görüyoruz. Eğer ki meclisin üzerinde bir güç yoksa halk egemenliği güçlü tutulmuş demektir. Yani birinci maddemiz olacaktır. İkinci maddeye baktığımızda mecliste toplanan milli iradeyi doğrudan vatanın geleceğine egemen kılmak esastır der. Bu da yine halk egemenliğine dayanan bir hükümet kurulmasının planlandığını gösterir. Bakın gördüğünüz gibi ulusal irade hep ön planda tutulmuştur. Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun esaslar içinde durumunu alır. Dikkat edin arkadaşlar burada 3. maddemiz de var ancak padişah ve halife meclisin düzenleyeceği yasaya uygun esaslar içerisinde durumunu alır demiş. Burada meclisin düzenleyeceği yasaya cümlesine dikkat etmek lazım. Çünkü padişah ve halifenin geleceğine de artık kim karar verecektir? Meclis karar verecektir. Bu da yine halk egemenliğine dayalı bir hükümet kurulmasının planlandığını gösterir. Yani cevabımız E şıkkı çıkacaktır. 1 2 ve 3 maddeleri olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemiyle ilgili bir başka sorumuz yine. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılması üzerine kurulan vekiller heyetinin programında halk dilinden toplanacak kelimelerle bir sözlük oluşturulacağı belirtilmiş. Halk dilinden toplanacak kelimelerle bir sözlük oluşturulacağı belirtilmiş. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık olduğu savunulamaz demiş. Türkçenin zengin bir dil olduğunun kanıtlanması. Evet böyle bir amaç savunulabilir. Kültür alanında inkılaplar yapılması. Evet arkadaşlar özellikle dil alanında çalışmalar yapılacaksa dil alanı kültürel alanla ilgili bir durum. Dolayısıyla B şıkkını da kabul edebiliriz. Konuşma ve yazı dili arasındaki farkın ortadan kaldırılması. Evet bu da vardır çünkü halk dilinden toplanacak kelimelerle sözlük oluşturulacağı için konuşma ve yazı dili arasındaki fark ortadan kaldırılacaktır. Ve yine Türkçenin ulusal bir dil haline getirilmesi burada savunulmuştur. Ancak Türkçenin dünyada yaygın bir dil olduğunun gösterilmesi üste verilen metinle alakalı değildir. Bu durum dünyada yaygın bir dil olduğunu göstermez. O yüzden cevabımız E şıkkı çıkar. Müzik